Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyon Başkanı Sayın Nesrin Çıtır'ı kürsüye alalım. Ses geliyor herhalde. Sayın Genel Başkan Yardımcım, hayvan hakları savunucuları olan değerli dostlar ve çok sevgili Ispartalılar ve tabii ki yüce gönüllü, emin emanetçi, büyük Türkiye örnek çalışmalar yapan kalbimizle, ruhumuzla, varlığımızla minnet duygularımızı ifade etmeye çalıştığımız sevgili belediye başkanım. Alkış istiyorum lütfen. Sayın Malim, ben Hayvan Hakları Konfederasyonu başkanıyım. Erzurum Diyarbakır'dan aşağı inin. Ağrı taraflara gidemedim. İpsala ve Datça'ya kadar tarayın. 250'ye yakın. Bu arada ben Adana'dan geliyorum. Aynı zamanda da çalışan ırgat bir iş kadınıyım, onu söyleyeyim. 200'e yakın İl ilçe ve beldeye gittim. Türkiye'nin hemen hemen bütün barınaklarını ve belediyelerini biliyorum. Her yerde yapılan uygulamayı söylediğim zaman başkanımıza olan bu teşekkürümüzün bir protokol teşekkürü olmadığını anlayacaksınız. Her yerde belediyeler hayvanları serbest bırakırlar, kısırlaştırma yoktur. Hayvanların sayısı artar. Sayı arttıkça çok haklı olarak biz hayvanlardan korkan vatandaşları da anlıyoruz, hakkı veriyoruz. Sayı artar bir sokakta, bir şehirde ulaşılmaz noktalara çıkar, vatandaş şikayet eder. Hemen bu katliam dengesi devreye girer, belediyeler o hayvanları toplar, bir kısmı oklu iğnelerle vurur, hayvan o sırada ölür. Bir kısmını göz açılmadık yavruları bile sevgili vatandaşlar dağa taşa atar, garibanlar orada ölür. Ama önemli bir kısmını götürür başka ilçelere atar sevgili başkanım. Ve bu hayvanlar kısırlaştırmadan atılan hayvanlar sayın malim üremeye başlarlar. Çoğalırlar. Bu kez tekrar vatandaşlardan şikayet gelmeye başlar. Ve bu katliam döngüsü devam eder. Oysa bunun bir insani, bir İslami, bir vicdani yolu var. Nedir? Kısırlaştırmadır. Biz hayvanseverler olarak çok mutluyuz. Burada hayvanlar için güzel, onları yaşam haklarını koruyan bir merkez oluştu. Bu ağzı dili olmayan Rabbim tarafından bizim insafımıza, merhametimize teslim edilmiş hayvanlar için. Ama şunu söylüyorum sevgili Ispartalılar, bu tesis asıl Isparta halkına bir hizmettir. Çok önemli bir hizmettir. Neden biliyor musunuz? O hayvanların öldürüldüğü, vurulduğu, dağda taşta ölüme mahkum edildiği şehirlerin üzerinde ben bütün kalbime inanıyorum ki o çaresiz hayvanların vebali kara bulutlar olarak dolaşıyor ve dolaşmaya devam edecek. Sevgili başkanım, siz Isparta'ya ne hediye ettiniz biliyor musunuz? Sevgi ve merhamet hediye ettiniz. Isparta'nın bu gül kokulu güzel şehrin, ben Isparta'ya aşık bir insanım, onu da söyleyeyim. Bu gül kokulu şehrin insanlarını bu vebalden kurtardınız. Hayvanları kısırlaştırmaya başlayan bu merkez ilçelere hizmet verecek, ona inanıyorum. Çok kısa bir zaman sonra sevgili vatandaşlar, sokaklarınızda sizi rahatsız eden, korkutan, korku bir haktır. Hayvan sayısının, köpek sayısının kontrol edilebilir duruma geldiğini göreceksiniz. Bu hayvanları biz yok edemeyiz. Rabbim bunu yarattı. Biz Rabbimin gücü, kuvveti ve kudretiyle başa çıkamayız. Ama biz ne yapabiliriz? Bunları eko denge içinde, ilahi denge içinde yaşayabilecek bir sayı indirebiliriz. Şehrin altı kilometrelerce lağımla dolaşıyor. Lağım borularıyla. O lağım borularında milyarlarca haşere var. Sayın değerli valim, eğer kediler, köpekler, kuşlar ve doğanın diğer hayvanları olmasa bugün sokaklarda yürüyemeyiz. İlahi denge içinde kuş da olacak, kedi de olacak, köpek de olacak, kuş da olacak. Bütün canlılar var olacaklar. Siz bunu sağladınız sayın belediye başkanım. Ayrıca başka bir olay daha var burada. Çocuklar, geleceğimiz, çocuklar ve hayvanlar ikisi de son derece çaresiz ve muhtaç olan iki canlı grubu. Siz burada çocuklarla hayvanlar arasında
bir sevgi köprüsü oluşturdunuz. Bence burası bir sevgi köprüsü. Çünkü artık şiddet 12 yaşa indi. Şiddet aile içinde. Ve bu toplum şiddete karşı sevgi ve merhamet geliştirmek zorunda sevgili dostlar. Çocuklar buraya geldiği zaman bizim dünyadaki komşularımız olan başka tür canlıların olduğunu, bunların da korunmaya muhtaç olduğunu, bunların da karnı acıktığını, bunların da çaresiz olduğunu gördükleri zaman, onların önüne bir lokma, bir kuru ekmek, bir yudum süt, su koydukları zaman yaşamın değerini bilecekler. Yaşamın değerini bilen bir çocuk büyüdüğü zaman sayın valim olursa vatandaşın değerini bilecek. Belediye başkanı olursa çalışanın değerini bilecek. Karısının, çoluğunun, çocuğunun, anasının, babasının değerini bilecek. Yaşam bir bütündür çünkü. Başka tahammülsüz bir toplumuz. Hayvanlar bizim tahammül ve dostluk öğretmenlerimiz. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Bugün en büyük iş adamından yardım eden herkes göstere göstere iyilik yapıyor. O iyiliğin karşılığında ya bir sosyal kazanım bekliyor ya bir siyasi kazanım bekliyor. Ve benim sevgili belediye başkanım, bu hayvanların size oy veremeyeceğini biliyorsunuz. Onlardan sizin bir beklentiniz yok. Kolayı seçebilirdiniz. Türkiye'nin diğer belediye başkanları gibi kolayı seçebilirdiniz. Siz zoru, insani ve vicdani olanı seçtiniz. Siz vatandaşınıza en güzel hizmeti götürdünüz. Ayrıca son bir teşekkürüm daha var. Ben mikrofon alınca kolay kolay bırakmam, her yerde böyle. Son bir teşekkürümüz daha var. Bizim Türkiye'de bütün belediyelere örnek göstereceğimiz iyi bir pilot örneğe ihtiyacımız vardı. Siz bize bunu hediye ettiniz. Siz şu anda Afrin'deki, Iğdır'daki, Datça'daki hayvanseverlere ve belediyelere de hizmet götürdünüz. Oranın insanlarına da hizmet götürdünüz. Başkanım, size olan duygularımız anlatmakla bitmez. Lafı uzatmıyorum. Size sevgilerimi sunuyorum. Sevgili Spartalılar da lütfen bu tesisin kıymetlerini bilin, hürmetlerimle, iyi duygularımla. Efendim çok teşekkür ediyoruz.